sunumla alakalı yaklaşık bir yarım saatlik bir süre öngörüyorum. 30-40 dakikayı geçmeyecek şekilde. Daha sonraki zaman diliminde de hani sizleri sıkmadan, yormadan sizlerin de sorularınıza cevap verebileyim. Kafanıza takılan şeyler varsa onları da yanıtlayabileyim istiyorum. Sunum aslında iki periyotta gidecek. İlk periyot birazcık daha doğa tarihi açısından türü birazcık tanıyacağız. Burada enteresan olan bir şey bir de bu türün orman oluşturma özelliği. Bu konudan birazcık bahsedeceğiz. Koruma biyolojisi açısından birazcık sürecin içine gireceğiz. Biraz daha ikinci bölümde de çevre sosyolojisi, çevre tarihi, çevre etiği gibi konularla da teknik ekolojinin içerisine ya da teknik koruma biyolojisinin, teknik doğa koruma disiplinin içerisine sosyal disiplinler nasıl entegre oluyor, bunların harmanlanması nasıl oluyor, bunları sığlı ormanı özelinde işleyeceğiz. Kapanışta da biz grup olarak işte Natura Doğa Koruma, Doğa ve Kültür Koruma Derneği olarak neler yapıyoruz bu türü koruma noktasında, bununla alakalı son kapanışı yaparak sunumumuzu bu şekilde noktalamayı planlıyorum. Bu açılıştaki fotoğrafı görüyorsunuz. Bir sığlı ormanı, Köyceğiz Gölü'nün hemen kuzeyinde, Toparlar bölgesinde sığlı ormanının genel görünüşünü burada görüyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak türün birazcık evrimsel kökeniyle başlayalım biz. Tür aslında Hamamelidae familyasına aitken son adlandırma sisteminin değişmesiyle beraber, APG3 sistemine geçişle beraber artık Altingiaceae familyası altında bulunuyor. Liquidambar cinsi dünyada 4-5 tür ile temsil ediliyor. Bizimkisi Doğu Sığlası olarak, Liquidambar orientalis olarak biliniyor ve aslında baktığımızda da Liquidambar cinsi Sibirya kökenli, yani ters yerden kalma Sibirya'da köken alan bir relik endemik ağaç türü olarak görüyoruz. Yaklaşık 60 milyon yıl önce, 65 milyon yıl önce tekamül eden bir doğa tarihi süreci söz konusu. Ve tür ılıman bölgeleri, işte daha nemli, yıl boyunca taban suyunun yüksek olduğu, alüvyal birikintinin yoğun olduğu, nemin, ısının, ışığın yüksek olduğu alanlarda yayılış gösterme eğilimi gösteriyor. Bu sebepten dolayı da ortaya çıkmış olduğu 60 milyon yıllık zaman diliminden dilimi içerisinde farklı periyotlarda, iklimsel süreçlerde, periyotlarda da farklı alanlara yayılış gösterebilmiş. Liquidambar orientalis özelinde ya da Liquidambar cinsi özelinde Anadolu'da da geçmişteki varlığını görebiliyoruz. Bir 18-20 milyon yıl öncesine kadar giden fosil kayıtlar var. Elimizdeki buluntularda 5-10 milyon yıl öncesinde daha fazla fosil kayıtların olduğunu görüyoruz. Mesela bu fotoğrafta alt köşede bir fosil sığla ağacını görüyorsunuz. Bu Bolu Seben fosil ormanından bir kayıt. Yaklaşık 5 ila 10 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Türün yukarı sağ üst köşede gördüğünüz fotoğrafı ise birazdan zaten daha detaylı türle alakalı şeyleri göreceğiz. Klasik bir sığlı ormanın habitatını görüyorsunuz orada. Batak arazi, işte Subasar orman dediğimiz longoz diye de biliniyor biliyorsunuz. Devamlı yıl boyunca suyun, taban suyunun yüksek olduğu bir zeminle kaplı alanlar olarak görüyoruz. Ekolojik özellikleri de az önce dediğim gibi yükseltten ziyade eğimin az olması gerekiyor. Maksimum 1000 metre kotuna kadar çıkabiliyor ama münferit olarak 1100, 1200, 1300 metrelerden de kayıtlar var ama tekil. Işık olarak yine ışık isteği yüksek olan, taban suyu devamlı yıl boyunca yüksek ve hatta tabanın üzerine çıkmış olması gerekiyor. Toprak olarak alüvyal toprağa ciddi anlamda ihtiyacı olan bir tür. Ve bu sebepler de aslında çok ekstrem bir habitat koşulunu ortaya çıkartıyor. Bu da sığlı ormanı gibi bir yapının, nasıl diyeyim, bu gördüğünüz fotoğrafta aslında şöyle bir yapı. Sanki hani böyle dinozorların yaşadığı bir ormanın içerisine girmiş gibi bir his yaşıyorsunuz. O dönemden kalma bir orman gibi ama tabii onun yerine artık dinozorların yerine içeride sürüngenler, kız böcekleri vesaire kaplamış durumda. Ama o nemi, o hissi inanılmaz derecede yaşayabiliyorsunuz bu ormanda. Bizim Liquidambar orientalis türüne baktığımızda aslında liquid sıvı anlamına geliyor. İngilizce ambar hoş koku anlamına geliyor. Arapça kökenli ikisinin birleşimi, İngilizce ve Arapça iki kelimenin birleşiminden oluşan hoş kokulu sıvı anlamına geliyor cinsin ön adı. Orientalis de doğu, bildiğiniz gibi doğuyu sembolize ediyor. Doğu sığlası anlamında kullanılıyor.
Ülkemizde iki varyetesi bulunmakta. Bunlar tartışmalı olmakla beraber botanik uzmanlarının yaptığı yayınlarda variyete oryantalisi, variyete integrilo şeklinde iki farklı variyetemiz söz konusu. Birazcık ağaçtan ve ormandan bahsedelim. Ağacın genel yapısı yaprak ve meyve formu biraz çınarı andırıyor. Yaprağı yırttığınızda çok hoş bir koku duyuyorsunuz. Çınardan gövde yapısıyla ayrılabiliyor. Daha çatlaklı yapı. Çınarda daha beyaz bir yapı varken gövdede. Bizimkisi yani sığla biraz daha koyu bir gövdeye sahip. Orman tabanından bahsettik, orman yapısından bahsettik. Subasar orman yapısına sahip. Orman oluşturduğu bölgeler tamamen dediğimiz gibi yıl boyunca aktif olarak taban suyunun yüksek olduğu sahalar ve içerisinden devamlı gördüğünüz gibi düzenli akan dereler, pınarlar, özler, kaynaklar orman mıntıkası içerisinde çıkmakta. Bu da genel bir tipik bir orman dokusunu gösteriyor. Köyceğiz bölgesinden dediğimiz gibi bir görüntüydü bu. Ama bu fotoğrafa dikkat edecek olursanız, birazcık daha böyle zoom yapacak olursak düzenli böyle ağaç sıralarını görüyorsunuz. Dikkatinizi çekmiştir. Bunlar aslında birçoğu sığla ormanının içerisine sokulmuş narenciye bahçeleri. Bunun farklı açılardan da göstereceğim size farklı fotoğraflardan. Aslında çok parçalanmış bir orman dokusuyla biz karşı karşıyayız. Yeknesak bir orman neredeyse kalmadı diyebiliriz. Totalde 5-6 tane bu şekilde 200-250 hektarlık parçamız var ama bunlar da paramparça olmuş ormanlar. Yine orman içerisindeki görüntülere bakacak olursak batak mıntıkayı görebiliyorsunuz, zemini görebiliyorsunuz. Bunun haricinde sığla ormanı habitatı olarak 4 farklı habitatta ele alınabilir. Az önce gösterdiğimiz o taban suyu düzlükler. Genelde bunlar göl kenarlarında vesaire işte alüvyal birikintinin yoğun olduğu düzlüklerin olduğu alanlarda asıl orman dokusunu oluşturan yerler. Bu görüntüde ise mesela yuvarlak çaydan bir görüntü. Dere kenarlarında daha böyle kumul birikintinin olduğu yerlerde münferit topluluklar halinde. Orman olmasa da daha boylanmayı fazla yapan bireylerle karşılaşabiliyoruz burada. Bunların daha yukarısında ise yüksek derelerde yüksek dağ toplulukları diyebileceğimiz ya da yüksek vadi içlerinde bulunan işte 500 metrenin üzerinde daha münferit olarak, lokal olarak karşılaştığımız türler var. Bir de koylarda yayılış gösteren yine orman diyemesek bile 30 hektarlık, 20 hektarlık münferit sahalarda söz konusu 4 farklı habitat tipiyle karşı karşıyayız. Burada Fethiye'den bir görüntü. Burada dikkatinizi çekecek olursa neredeyse saçak kök gibi bir sistem var. Kazık kök yapmıyor bu ağaç çünkü yüzeyde su var ve derine kök salmasına gerek yok. Burada da mesela yanlış bir drenaj sisteminden dolayı suyun çekilmesi söz konusu. Su çekildikten sonra geriye gördüğünüz gibi muazzam bir kök sistemini hemen yüzeyde görebiliyorsunuz. Bu kök sisteminin bu kadar yüzeyde olması sahada ağaçların çok çabuk devrilmesine sebebiyet verebiliyor. Ufacık bir rüzgarla bile devrilebiliyor ama o görüntüyü göstermem gerekiyordu. Ama hemen kökten de sürgün verdiği için bu aslında dezavantajlı bir fırsat oluyor tür için. Rejenerasyonunda güzel bir strateji. Hemen kendini bu şekilde rejenere edebiliyor. Orman içerisinde biz biliyoruz ki çok farklı etnobotanik açıdan bu türün kullanımı söz konusu. Burada bir yakın köyden, Kavakarısı köyünden bir hanımefendi sığla yapraklarını, yeni taze sürgünleri toplamış. Bununla ya sarma yapacak ya o yörenin meşhur yemeklerinden yoğurtlam dediğimiz bir yemeği yapacak. Bu şekilde kullanımı söz konusu. Yine sığla özelinde çok önem arz eden bir konu. Sığla yağı çıkartımı. Burada Nihat amcamız yine Kavakarısı köyünden hayatını bununla idam ettiren ve ailesini sığla yağı üretimiyle geçindiren ve bu Kavakarısı köyü de %70-80 oranında da son 10 yılı 20 yılı bir kenara koyarsak son 100 yıldır bölgede sığla yağı üretimiyle hayatını idam ettiren köylerden birisi. Çok özel bir ürün. Aslında bir nevi sekonder alkolik bir tür reçinli balzam da diyebiliriz. Bu ürün birazdan da bahsedeceğim. Sunumun birazcık daha ileriki boyutlarında. Yöre halkı için hem tarihsel anlamda çok önemli hem de ekonomik anlamda da çok önemli bir ürün. Bizim hikayesini değiştikçe de farklı şeyler ortaya çıkıyor. Bunlardan da birazdan bahsedeceğim. Özel bir elindeki, Nihat amcanın elinde görüyorsunuz demir bir kaşık var. Bu kaşıkla tırma yaparak
ağacı yaralıyor ve o yara sonucunda da sığla yağ ortaya çıkıyor. O yağ da gördüğünüz gibi bu kavanozluk gibi istiflenerek işte nedir? Açık yaraların kapatılmasında, işte ne bileyim mide rahatsızlıklarında mesela çok fazla kullanılıyor sığla yağ. Günde bir kaşık, bir küçük çay kaşığı yuttuğunuzda mide gastrit, reflü, mide kanseri vesaire gibi mide yanması gibi problemleriniz varsa bu ciddi anlamda kalıcı bir çözüm bırakıyor. Onun haricinde bir de antik dönemde de aslında etkisi, hatta antik dönemde miyim 1970'lere kadar doğal fiksatör olarak da hizmet veriyor sığla yağ. Şöyle ki parfümlerde parfümün kalıcı olmasını, işte normalde bir parfümü kullandığınızda 3 gün 4 gün üstünüzde duruyorsa koku, sığla yağını kullandığınızda uçucu alkolleri, yağları fikse ettiği için 2 hafta 3 hafta gibi o kokunun üzerinde daha fazla kalıcı olmasını sağlıyor. Bu sebepten dolayı da antik dönemde de çok ciddi bir ekonomik ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yörede de çok değerli bir ürün. Şu an mesela 250 gramını yaklaşık 100 lira, 120 lira, 130 lira gibi fiyatlara pazarlayabiliyorlar üreticiler. Bu üretimi yaparken bir de kabuğu tırma diyorlar. Kabuk da sıyrılmış oluyor tabii. Öz şeklinde alabildiğiniz gibi buradaki en öz şekli kaşıkla alınan, sıyrılan yağ. Ama bir de bu şekilde kabuk da kalıyor. Bu kabuk aslında toplamda kazanlarda kaynatılıyor. İçinde yağ da olduğu için. Buna da eski fotoğrafı var mı? Herhalde koymamışım onu. Günlük düveni dediğimiz eskinin presleri böyle. Eskiden tahtayken daha sonra 1950'lerde bu zeytinyağı preslerine geçiyor. Şimdi daha böyle teknik, daha hijyenik ürünler kullanıyor orman işletme bunun için. Bu tırma sonunda da kaynatma sonunda da su veya biriminden ayrıştırılıyor. Geriye de kazanda bu buhurlar, buhur dediğimiz kabuklar çöküyor. Bu da tüsü olarak kullanılıyor. İşte günlük adı da aslında buradan geliyor. Bu günlük kavramını da, günlük terimini de daha detaylı olarak birazdan ileride açacağız. Bu da çok farklı çevre tarihi açısından bizim türün adlandırmasında da ciddi özellikler arz eden bir ürün. Buna da birazdan geleceğiz. Buhur dediğimiz şey de bu. Dediğimiz gibi tütsü ya da günlük olarak da adlandırılıyor. Ağaca sığla haricinde günlük de diyoruz. Ve hatta yörede sığladan ziyade günlük dediğimizde çok daha çabuk bir şekilde hemen size cevap veriyorlar. Aslında ağacı günlük olarak biraz daha tanıyorlar diyeyim yöre halkı. Bu da aslında bu tırma yapıldıktan sonra geriye kalan ağaçların yaralı halini görüyorsunuz. Yeni kazıma, tırma yapılmış burada. Yeni gözler açılmış. Uzun vadede bu tabii türü tehdit ediyor. Türün sağlığını, ağacın sağlığını tehdit ediyor. Eğer öz iletim dokusuna eriştiyseniz ağaç öyle de biliyor. Ama bundan ziyade orman genel olarak elimizdeki işte yaklaşık 1000 hektarlık orman dokusu yüzlerce yıldır bu şekilde bir üretimden geçmiş. Bir özel orman menajman planları kapsamında bu üretimler, istihsallar yapılmış. Orman aslında antropojenik bir orman haline gelmiş artık. Doğallıktan ziyade insan müdahaleleriyle kullanıla kullanıla bir antropojenik ormanla karşı karşıyayız aslında. Ama bizim açımızdan, tür açısından en büyük risk teşkil eden şey, konu, şurada da gördüğünüz gibi bir drenaj yapılmış. Çala kalem insan eliyle açılmış bir drenaj şeyi görüyorsunuz. Solda açılmış alan aslında evveliyatında sağdaki sığlı ormanı iken bir sene bile belki geçmeden o kot farkından dolayı ağaçlar suya erişemediği için, çok az su kaldığı için, kot farkı seviye yükseltmesi söz konusu olduğu için bir anda orman bir sene içerisinde bu şekilde tarlaya dönüştürülüyor ve bu dönüşümlerde bizim için en büyük öneme, en büyük tehdide sahip olan konu aslında. Burada da mesela Hamitköy Ovası'nı görüyorsunuz. Hamitköy bölgesi de şu an Türkiye'nin Narenciye Borsası'nın en fazla aktif olduğu bölge diyebiliriz. Bu gördüğünüz fotoğrafta Narenciye bahçelerini görüyorsunuz dediğim gibi ama 1950'lerde, 40'larda, 60'larda belki de burası ya da işte 1900'lerin başı diyeyim, biraz daha geriye gideyim, tamamen sığla ormanıyla kaplı. Fakat artık sığla 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde önemini kaybediyor. Çünkü Narenciye daha ekonomik bir hale bürünüyor. Bunun da ana nedeni şu, kentin gıda ihtiyacını karşılayabilmek için kırdaki ormanlar tarım alanlarına dönüştürülerek işte Türkiye'de kentleşme politikalarının bir sonucu olarak sığla da bundan nasibini alıyor. Narenciye alanlarına dönüştürülerek kendini muhafaza edemiyor. Habitat doğrudan
kayboluyor. Aslında en büyük sıkıntımız da bu tarz tarımsal işgaller. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle tabii 1980'lerden bugüne daha stabil bir orman dokusu görüyoruz ama birazdan ona da gireceğiz bu fotoğrafa dönmeden evvel. Ana sıkıntılarımız aslında türün yaşadığı, orman olarak yaşadığı temel problemlerin başında aslında bu tarz tarımsal işgaller geliyor ama onun haricinde sekonder problemlerin işte sığla yağının üretilmesi, kaçak yoldan vesaire yapılması vesaire. Bunlar hani türün sağlığını bozan ama geri dönüşümü mümkün olabilecek, türü kurtarabilecek problemlerken ama bu tarz habitat parçalamaları, habitatın geri dönüşsüz başka bir arazi kullanımına evrilmesi, devşirilmesi bizim açımızdan en büyük ciddi problemlerden birisini oluşturuyor ve habitat fragmentasyonu parçalanması çok ciddi boyutlarda. Şimdi biz birazcık türden yine türün doğa tarihine dönelim. Orman oluşturma süreçlerine bir bakalım. Bu 2015 yılında Erenada isimli meslektaşımla beraber, biyolog meslektaşımla beraber, kendisi şimdi Rhode Island Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor. Araştırma görevlisi olarak orada çalışmalarını yapıyor. 2015 yılında biz Maxent programını kullanarak, çok kaba taslak olarak o 19 iklimsel değişkeni kullanarak basit bir modelleme yaptık. Türün işte son buzul dönemi, 25 bin yıl önceki dönemde nerelerde bulundu, daha sonra Orta Holosen'de nasıl davrandı ve günümüzde 2070 projeksiyonu yaparak bir taslak, bir çalışma yapmıştık. Şimdi biz bunu çok daha detaylı hale getiriyoruz. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'nden Hakan Gür hocamızla beraber, aynı şekilde Hacettepe Üniversitesi'nde doktor öğrencisi olan Nur Barus da arkadaşımla beraber daha detaylı girdileri, verileri birazcık daha update ederek, biraz daha modeli güncelleyerek daha detaylı bir çalışma yapmaya uğraşıyoruz bir yandan. Burada dikkatimizi çekecek ana konuya bakacak olursak, aslında haritalara bakacak olursanız üstteki 25 bin yıl önceki son buzul dönemindeki sığınma alanlarını gösteriyor. Türün tür açısından da en önemli yerin hali hazırda şu anda ana sığlı ormanın toplulukları olarak bulunduğu Köyceğiz, daha doğrusu şöyle başlayayım, doğudan işte Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Ula Marmaris şeklinde giden bir periyodu görüyorsunuz. Dalaman çayının etrafı diyelim biz buna, Dalaman havzasının etrafı diyelim biz buna. Ve gerçekten de popülasyon genetiği çalışmalarını da üstüne koyacak olursak, Muğla Üniversitesi'nden Belgi Göçmen Taşkın Hoca'nın yaptığı, 2000'li yılların ortasında yaptığı bir popülasyon genetiği çalışmasında da hakikaten bu bölgenin tür açısından son buzul döneminde sığınma alanı olduğunu görüyoruz. Diğer alanlarda da işte Aksu Çayı'nın bulunduğu mıntıka, Seyhan Ceyhan Nehirleri ve Asi Nehri'nin bulunduğu yerlerde de tarihsel kayıtlarla bu haritanın nispeten doğruluğunu gözlemleyebiliyoruz. Akabinde aşağıdaki Orta Holosen dönemindeki haritaya bakacak olursak da işte Konya Havzası'na kadar çıkabildiğine işaret ediyor. İşte ne bileyim yine bizim Dalaman Havzası'nın etrafındaki zon, Rodos bölgesi, Kıbrıs vesaire gibi alanlarda da ciddi bir yayılış arz ettiğini görüyoruz. Bunu nispeten kırmızı olan yerler yine bizim Köyceğiz Gölü'nün etrafı, Dalaman Çayı'nın etrafı olarak ön plana çıkıyor. Ve Aksu Çayı yine aynı şekilde, Aksu ve Eşen aşağıda görüyorsunuz, biraz daha önem arz ediyor. Ve gerçekten de şu anki dağılış alanı anlamında da anlamlı bir sonuç veriyor. Rodos'ta da şu an için bir 250-300 hektarlık Kelebekler Vadisi diye de bilinen, yılda 500 bin ile 1 milyon arası turist çeken bir mıntıkada doğal bir orman varlığı söz konusu. Kıbrıs'ta ise 1550'li yıllarda bu çok net bir şekilde literatürden biliniyor. Oradaki Güney Kıbrıs Rum kesimi tarafına Anadolu'dan götürülen fidanlar manastırların bahçesine vesaire plant ediliyor ve artık oradaki floraya yerleşmiş tür, doğallaşmış tür olarak kaydedilmiş durumda. Ama Rodos'taki doğal tür iken Kıbrıs'takinin reintroduced olduğunu söyleyebiliriz. Buradan devam edecek olursak, güncel duruma bakacak olursak. Güncel durum için 2009 yılında Avrupa Birliği Orman Gen Kaynakları Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir güncel durum haritası var. Sol üst köşede görecek olursanız. Burada
Tarihsel kayıtlarda bir temizlemeye gidiliyor. İşte Asi Nehri'ndeki işte Seyhan Ceyhan Nehri, Göksu Deltası vesaire gibi kayıtlardan artık veri olmadığını, işte Kıbrıs'taki yayılışında doğal olmadığı için oraya eklenmediğini görüyoruz. Ama Rodos'ta bulunduğunu görebiliyoruz. Aslında nispeten şimdi 2020'de de bunun bir update'i yapıldı. Biz bu verileri tüm tarihsel kayıtları baz alarak bir arazi çalışması yaptık. Hatay Asi Nehri'nden başlayarak yukarıda Manisa Göl Marmara'ya kadar olan zonu, kıyı bölgesini taradık. Burada kırmızı ve yeşil noktaları görüyorsunuz. Sağ ortadaki haritada varlık yokluk haritası olarak da görebilirsiniz. Bu harita kapsamında da bir güncellemeye gittik. Aynı şekilde sol altta da güncel durumu ne olabileceğine ilişkin bir haritamız söz konusu. Aslında mevcut arazi çalışmalarıyla hemen hemen çakışma arz ediyor yayılış modelinden gelen veriler. Burada doğu bölümünde işte Mersin, Adana, Hatay vesaire taraflarından tek tek bazı yeşil noktaları görebiliyorsunuz. Bunlar aslında doğada değil de biraz daha park bahçelerde işte mesela Göksu Nehri'nin yakınında Silifke'de park bahçelerde, kahvelerde 50-60 yaşında, 40 yaşında gördüğümüz bazı müfet ağaçlar var. Bunları aslında şey olarak doğal tür olarak şeye almıyoruz, modele dahil etmiyoruz ama yine bunların varlığından da söz ediyoruz. Enteresan bir kayıt olarak yine Aksu Nehri'nin üst kotlarında 1300 metreden tek münferit kayıtlarımız söz konusu. Bunlar da aslında literatürde 1000-1100 metreye kadar çıktığına ilişkin veriler varken bu arazi çalışmasıyla biz bunu güncellemiş durumdayız. Yine aynı şekilde Manisa Göl Marmara'ya kadar olan bölgede işte Salihli vesaire tarafında münferit bireyler tespit ettik ama bunlar yine az önce dediğim gibi park bahçelerde bulunan 40 yaşlı 50 yaşlı bireyler ama türün tarihsel kayıtlarını anlama noktasında değerli veriler. Bu açıdan da türün genel güncel durumunu aslında en net anlamıyla bu Avrupa Birliği Gen Kaynakları, Orman Gen Kaynakları Araştırma Kurumu'nun yapmış olduğu haritada görebiliyoruz. Bu 2020 güncellemesi yapıldı, basılmak üzere. O basıldığında da zaten bizim çalışmamızda da entegre bir hale gelmiş olacak. Şimdi biz burada orman orman diyoruz ama bir güncel durumuyla ilgili bir şeye bakalım. Az önceki fotoğraflarda Köyceğiz Gölü etrafında olan hikayeye bakalım. Burada akışta da görüyorsunuz. Şimdi Köyceğiz Gölü'nün etrafı şu an için bizim elimizde mevcutta maksimum 2000-2500 hektarlık bir orman dokusu kaldıysa 1950'lerde bu 7000 hektarken günümüzde ASA resmi kayıtlarda 1000-1500 arası bir orman dokusu söz konusuyken orman işletmeni, orman bölge müdürlüklerinin kayıtlarını topladığımızda fakat bazı münferit bireyler hesaba katılmıyor orman meşeri haritalarında. 3 hektarın altındaki topluluklar ya da 1 hektarlık ya da ne bileyim dere boylarındaki müferit gruplar, topluluklar amenajman planlarına çok dahil edilmediği için hadi bunları da koyacak olursak koyduğumuzda 2000-2500 hektarlık maksimum bir sığla orman demeyelim de sığla varlığı kaldı diyelim. Orman olarak elimizde çünkü maksimum 700-800 hektarlık hadi bilemediğiniz 1000 hektarlık bir orman dokusu varlığıyla karşı karşıyayız. Bunun da yaklaşık %80'i Köyceğiz Gölü'nün etrafında. Az önceki görüntüde gördüğünüz gibi yaptığımız basit bir çalışmada, basit bir modelde Köyceğiz Gölü'nün etrafını modelledik. Aslında son 2000 yıllık dönemde eğer insan faktörü olmasaydı bölgede sığla orman nasıl yayılış gösterirdi diye baktığımızda bu kahverengi gördüğümüz alan arası komple sığla orman olması gerekiyorken özellikle 1950'den günümüze bu alanların narenciye alanlarına dönüşmüş olmasıyla bunun içerisine nar vesaire gibi şeyleri de farklı ürünleri de dahil edebiliriz ama totalde dominant olarak narenciyi koyduğumuzda çok parçalı hemen hemen bitmiş tükenmeye yakın bir orman topluluğuyla karşı karşıyayız. Bunu bir konuya uzak olanlar için şöyle örnek vermem gerekiyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin orman varlığı 20 milyon hektar civarında. Biz burada 2000 hektardan bahsediyoruz. Yani okyanustaki bir su damlası bile değil aslında bahsettiğimiz orman dokusu. Paramparça olmuş bir yapı. Belki bir orman ekosistemi bile diyemeyeceğimiz bir
habitat olmuş bir yapıya dönmüş bir varlıktan söz ediyoruz aslında burada ve bizim açımızdan da çok değerli, çok önem arz eden bir dokudan bahsediyoruz. Şimdi güncel olarak yapıya bakacak olursak, yine bu az önceki haritanın mevcut durumuna bakacak olursak, işte az önce de gösterdiğimiz narenciye ağaçlarıyla çevrili durumda. Gelecek senaryosuna baktığımızda da 2070 yılı olası senaryolarda orta seviyeli iklimsel senaryolar dışında yine türün mevcut yayılış alanı, Köyceğiz Gölü'nün etrafı, Dalaman Havzası, işte Fethiye bölgesi vesaire, Marmaris zonu ile Eşen Çayı bölgesi, Aksu Çayı, yani normalde zaten dağılış gösterdiği alanlar yine önem arz edecek diyor. Burada Aksu birazcık ön plana çıkıyor. Aksu'nun üst kodları bizim için önemli olabilir. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Önümüzdeki 50 yıllık süre içerisinde bu türü koruyacaksak bu alanlarda, bu 50 yıllık zaman dilimi içerisinde antropojenik olarak neler cereyan edecek. Mesela Aksu'da ciddi anlamda bir mikro ölçekli hidroelektrik santralleri ve işte Dalaman Çayı'nda bakacak olursak işte daha üst ölçekli, makro ölçekli baraj vesaire gibi su tutma yapılarının oluştuğunu görüyoruz. Bizim bunlarla hani şimdiden nasıl diyeyim, ambiyant tabirle mücadele veyahut da çatışma yönetimini çözmemiz gerekiyor. Bu 50 yıllık zaman dilimini bu şekilde kurgulamamız gerekiyor. Köyceğiz etrafında da ya da Dalaman Fethiye hattında da tarım arazileri anlamında çatışma yönetimine kotarabilmemiz gerekiyor. Habitat parçalanmasını da minimuma düşürebilmemiz gerekiyor. Burada da aslında problemleri tekrardan özetlemiş oluyoruz. Buna tekrardan çok fazla girmek istemiyorum. Sığlayan'a geri dönecek olursak, az önceki dediğim mevzuya geliyoruz. Aslında sığlayan üretimi evet bir şey, yüzlerce yıllık, belki binlerce yıllık bir değer. Maddi boyutunun yanı sıra ekonomik değeri evet çok yüksek. Bir de manevi boyutu var. Çünkü bu buhur yakma geleneği, bu günlük yakma geleneği aslında Türklerin Anadolu'ya getirdiği bir gelenek. Muhtemelen 1400'lü yıllarda Uç Beyleri bu bölgeye geldiğinde, Güneybatı'ya geldiğinde tahminimizce yaptığımız çalışmalarda onu görüyoruz. Rumların bu çalışmayı, bu üretimi yaptığını görüyorlar. Bu etkileşime giriyorlar. Ve kendileri bu üretimi devam ettirerek buna günlük adını diyorlar. Bakur adını veriyorlar. Bu günlük yakma da nedir? En önemli unsuru aslında. Burada bu günlüğü yaktığımızda bunun içerisinde çıkan yanmadan sonra geriye kalan dumanın özellikle cenazelerde yapılıyor bu arada, onu söylemeyi unuttum. Bu dumanın ölünün ruhunun ebediyete intikal ettiğini anlamlandırması hasebiyle manevi değeri çok yüksek bir ürün. Aynı zamanda bunlar şeylerde de ne bileyim işte ruhsal problemlerin arındırılmasının, efsundan arındırmada vesaire de ya da işte perşembe geceleri, cumaya bağlayan geceler ibadet anlamında da bunlar yakılıyor. Biraz daha bulundukları ortamın biraz daha huşu içinde olmasını sağlıyor. Bu vesileyle de aslında çok manevi yönde kuvvetli bir üründen bahsediyoruz. Şimdi burada artık yavaş yavaş çevre tarihi açısından Anadolu Sığlı Ormanları'na değişmeye başlayalım. Bu ufak ufak bilgileri verdikten sonra. Biz ilk yazılı belgeleri yöredeki Kaunas Antik Şehri'nden günümüzden 3000-4000 yıl aralığında, 3000-4000 yıl önceki zaman diliminde önem arz eden bir antik kent olan Kaunas Şehri'nde yazılı belgelerde rastlıyoruz. Burada epigrafıyla antik kentin epigrafıyla yaptığımız yazışmalarda 10 maddelik bir çeşmede bir gümrük kuralı silsilesi içerisinde bir maddede buradaki orman ürünleriyle alakalı olduğunu görüyoruz. Burada da reçinelerden ve sığlayalarından bahsediliyor. Yani günümüzden 3000-4000 yıl öncesinde de ciddi bir ihraç ürünü olduğunu görüyoruz. Antik doğa tarihçilerinin notlarında da buna rastlıyoruz. Bu tarz türün işte özellikle bu fikse etmesi, işte parfümeri kozmetik sanayinde kullanılması, mide problemlerinin kullanılması gibi konulara işte Pliny'de rastlayabiliyoruz. Frasus'ta rastlayabiliyoruz. Strabon'da vesaire de rastlayabiliyoruz. Yine İbn Sina ve Çağdaşlar notlarında da bunların terkiplerini görebiliyoruz. Ama buraya kadar olan notların haricinde en detaylı, en kapsamlı bilgileri Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde görüyoruz. O bölgede yaptığı çalışmalarda 1600 yıllarda Milas Sancağı'na bağlı bir caminin Efkaf arazisi olarak
tüm Sığlı Ormanları'nın vakıf arazisi olarak işletildiğini ve Müslüm gayrimüslim her toplumun bunu üretebildiğini, bu orman içerisindeki ürünleri istihsal edebildiğini ve vergisini verme koşulluğuyla, bahsettiğimiz caminin vakfına vergisini verme koşulluğuyla bu ürünleri üretebildiğini görüyoruz ve bu sistem, bu vakıf sistemi aslında çok uzunca bir süre, belki yüzlerce yıl işlevselliğini korumuş. Ta ki 1800'lü yıllarda Osmanlı'nın son döneminde bildiğimiz gibi bu vakıf arazileri çiftlik arazisine dönüşünce ciddi anlamda o bölgedeki müteselimlerin eline geçtikten sonra bu araziler çiftlik arazisine döndükten sonra aslında bu yapı bozuluyor. Mülkiyet birazcık daha özel şahısların eline girmeye başlıyor. Evet, bir taraftan daha sonra Cumhuriyet döneminde bu iyi bir şeyken son dönemde biraz bu çiftlik arazileri döngünün, bu yönetim biçiminin bozulmasına ve bu ormanların yönetiminin çok daha farklı bir boyuta, parçalanmayı arttıran bir unsur olduğunu, unsura dönüştüğünü görüyoruz. Cumhuriyet döneminin başlarında ise aslında özel ormanlar ciddi anlamda özel şahıslar eliyle iyi bir şekilde yönetiliyorken, ama işte orman kanunu, arazi kanunlanması vesaire gibi yapılarla, düzenlemelerle ve en son 1940'ta 1960'da yapılan işte orman kanunuyla beraber bu araziler ciddi anlamda o özel şahıslardan tekrardan devlet eline geçtiğinde bu noktada ciddi bir parçalanma daha yaşanıyor. Bu her geçiş parçalanmayı daha da arttırıyor. Ta ki 80'lerde yine bir büyük bir kırılma söz konusu oluyor. Bu 2B vesaire de biliyorsunuz en son o yıllarda önem arz ediyor. Tam bu 2B'ye geçiş sürecinde bir parçalanma daha yaşıyor Sığlı Ormanları. Dediğimiz gibi son takip edebildiğimiz 50-60 yıllık periyotta yaklaşık 10 bin hektara kadar olan bir orman dokusunu ciddi anlamda kaybediyoruz. Burada bir de adlandırma literatür hatası olarak bizim çalışmalarımız sırasında fark ettiğimiz ve aslında sadece sığlı özelinde değil, birçok türün adlandırmasıyla alakalı önem arz eden türden bahsediyorum burada tabii. Sığla gibi işte ne bileyim karaçam diyebilirsiniz, işte Styraxar diyebilirsiniz, ayı fındığı vesaire gibi, işte püren, işte laden vesaire gibi. Hani böyle tıbbi aromatik etkisi yüksek olan türlerden bahsedecek olursak bunlarla alakalı belki birçok benzer sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedir? Biz şöyle bir şey fark ettik. Burada bir adlandırma hatası söz konusu. Belki bu sunumu dinlemeden önce sığlayla ilgili bir ufak da olsa bir duyumunuz, işte ne bileyim kulak aşinalığınız vardır. Ve genelde de anekdotlarda şeyler geçer. İşte Kleopatra'nın aşk iksiri, işte Nebatilerin orta çağda ekonomiyi elinde tutmasının en önemli yegane sebebi, işte Firavun'un mumyalanırken işte tabutun açıldığında o mumyanın içerisinde bu sığlayağına rastlanıldığı, Fenikelilerin işte batıklarında tonlarca sığlayağı çıkartıldığı vesaire. Üç semavi dinde özellikle çok fazla kullanılan bir şey. Bu işte günlüğün çok sıklıkla yakıldığı camilerde, sinagoglarda, işte ne bileyim kiliselerde vesaire çok yoğun bir şekilde yakıldığı ve bundan dolayı da uluslararası ölçekte, küresel ölçekte çok ciddi bir manevi değeri yüksek olan bir tür olarak atfedilir. Evet, böyle anekdotlar var. Literatürde böyle bilgiler var. Ancak bu bilgi bizim Lycodambar orientalis türüne değil, gerçek anlamda günlük olarak adlandırılan Boswellia cinsine ait, Boswellia sacra isimli Hint yarımadasında, Arap yarımadasında bulunan Boswellia'nın çok farklı çalı formunda olan bir tür. Çok farklı türleri var. Bu türe ait olan, bundan elde edilen bir tür sakız diyebileceğimiz bir yapı. Bu aslında bunun yakılması sonucu, anekdota konu olan şey, ürün bu. Boswellia aslında günlükken, biz az önce de konunun başında arz etmiştim, buhur olarak bizim sığla yitirdikten sonra geriye kalan kabuklarını yakıyoruz ya, buna işte Türkler geldiğinde Güneybatı Anadolu'da bu ürünü gördüklerinde bunu günlük olarak adlandırıyorlar ki kendi yaşadıkları coğrafyada buna benzer ürün yakma vesaire söz konusu olduğu için bu ad gündeme geliyor. Buradaki sıkıntı, aslında bu problemin bu şekilde yaşanması, tabii onlar günlük adını vermekte bir beis sakınca görmüyorlar. O, çünkü kullandıkları birçok ürünü bu şekilde adlandırabiliyorlar. Yaktıkları birçok şeyi günlük diyebiliyorlar vesaire. Buradaki sıkıntı şu, bilim adamlarının, belki botanikçiden, belki orman mühendisinin vesaire, bu veyahut da ne bileyim işte botanik tarihi vesaire çalışan bilim insanlarının çeviri hatası söz konusu aslında.
Bu işte antik Doğu tarihçilerin notları bildiğiniz gibi genelde antik Yunanca olabiliyor. İşte arkaik Arapça olabiliyor, arkaik Yunanca vesaire olabiliyor. Bu dillerden kendi dillerine çözümleme yaparken İngilizceye, Fransızcaya, ne bileyim ya da işte Türkçeye, Arapçaya vesaire çeviri yaparken bu çevirilerde kullandıkları kelimeler var. Bu kelimeleri gözden kaçırabiliyorlar. Bu gözden kaçırmadan dolayı da bu tarz anlam karışıklıkları doğabiliyor. Böyle problemler görebiliyoruz. Mesela bir araştırma, ben bu sosyal araştırmaları yaparken çeşitli farklı terkip kitaplarını da bakıyorum. Bir terkip kitabında, tıbbi terkip kitabında çok enteresan, sığla için bir yerde, yani Liquidambar Orientalis'i sığla olarak adlandırıyor. Bir yerde Styrax officinalis'i yine sığlanın eşleniği olarak kabul ediyor. Bir de yine Bozali Sakra'yı aynı şekilde sığla olarak. Yani aynı anda sığla 3 farklı türe gidebiliyor bir kitap içerisinde. Bu tarz problemler de şöyle bir şeye yol açabiliyor. Yöre insanı da bunu bu şekilde biliyor. Bozali Sakra'ymış gibi düşünebiliyor. Ve sanki bu tür hiçbir şekilde yok olmayacakmış gibi tüketilmesi mübah bir yapıya, algıya dönüşebiliyor. Bu tarz problemler söz konusu olabiliyor. Etimolojik kökene çok fazla da girmeyeyim. Bu birazcık daha detay. Bizim hani bu az önce özetlediğim sürecin nereden geldiğine ilişkin etimolojik kökeni takip ettiğimizde aslında bu kurduğumuz kurguyu oturtan bilgiler. Bunu birazcık özet şeklinde zaten verdim az önce. Çevre sosyolojisi açısından Anadolu sığla ormanlarına girecek olursak, burada şimdi az önce demiştik. Evet, tür orman anlamında maddi olarak özellikle sığlaya üretimi anlamında çok ciddi ekonomik değeri olan bir türdü. Manevi değeri de var bir taraftan. Kutsallık sembolü de var. İşte az önce bahsettiğimiz işte bu yağın yakılması, buhurun vesaire, dumanın karışması, işte ölümsüzlük sembolü vesaire gibi çok güçlü semboller. Hatta yaşlı insanlar hala o yöredeki yaşlı kadınlar, yaşlı amcalar Nevruz geceleri gidip yaşlıca bir sığla ağacına sarılıp al marazımı, ver kuvvetimi diye, yani benim aziyetimi al ve bana kuvvetini, yüceliğini yüceliğinden bir parça ver gibi bir yakarışlı bir talepte de bulunabiliyorlar. Bu çok büyük bir şeydir. Saygı ve manevi değer göstergesidir. Resmen bir ağaca tapınma söz konusu. Bir kutsallık sembolü de söz konusu. Şimdi böyle bir değer varken, bir de ormanın tabii şeylerinden de bahsetmedik. Hani orman aynı zamanda rekreatif anlamda da aşağıdaki fotoğrafta görüyorsunuz teyzenin topladığı o taze sürgün yapraklarını vesaire. Hani gıda anlamında işte bu ormanda değerli işte lökeşe dedikleri oranın orman çulluğu var. Tavuk vesaire şey bir kuş türü. Avcılık söz konusu. İşte aşağıda altta görüyorsunuz at kuyrukları vesaire, bunlardan herbal çay olarak kullandıkları, bitkisel çay olarak, direkt olarak kullandıkları mantarlar var. Ganoderma var mesela, reishi mantarı vesaire. Orman zaten maddi anlamda çok fazla kullanıyorlar. Bu açıdan değerli. Manevi anlamda zaten az önce anlattığımız gibi çok üst ölçekli değeri var. Yüzlerce yıllık zaman dilimi içerisinde, geldikleri, yerleştikleri yüzlerce yıllık zaman dilimi içerisinde aslında bir öz evlat oluşmuş bu orman kendileri için. Ama bu öz evlat bir anda nasıl öz evlada dönüşüyor ve o narenciye ormanları, ağaçları buraya giriyor. Şimdi burada da biz birazcık ona bakmıştık aslında, bu çalışmayı yaparken ana motivasyonumuz da oydu. Burada da aslında en önemli şey ekonomik rantabilite söz konusu oluyor. Ya devlet eliyle ya özel sektör eliyle buradaki vatandaşlara bu dönüşüm yapılması talep ediliyor. Siz bir şekilde bunu ben şeye benzetiyorum. Öz evladınızı işte kurban ederken, üvey evlada dönüşürken bir motivasyon nasıl olabilir? Ya çok inancınız yüksek olacak, işte nasıl Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i Yaradan'a kurban ederken bir motivasyon altında ne var? Bir inanç var, verdiği sözü yerine getirme var. Bunun gibi bir şey olması gerekiyor. İnsanları öz evladını yok edebilmesi, katledebilmesi için bir motivasyon gerekiyor. Burada da ya devlet eliyle dediğimiz gibi, ya özel sektörü, ya da hepsinin bütünüyle buradaki yöredeki insanlara şöyle bir şey empoze ediliyor. Evet, sen bunu artık tamam, senin için eyvallah, maddi manevi anlamda bir değer var ama artık burada hayatını idame ettirebilmen için çok daha değerli bir şey var. Aileni geçindirebilmen için bu ürün var. Sen artık bunu kullanman gerekiyor gibisinden. Bu dönüşümleri birazcık aslında farklı aktörler eliyle süreç işliyor. Bu çok detay var aslında. Bununla alakalı bizim yaptığımız çalışmalar var. Çevre sosyolojisi kapsamında Anadolu sığla ormanlarını değerlendirdiğimiz makaleler vesaire de var. Daha detaylı olarak orada ele alıyoruz.
Bu dönüşümde işte avukatların rolü, işte oradaki yerel yönetimlerin rolü, işte yöredeki işte ağlar dediğimiz güçlü karakterlerin rolü vesaire, bunların hepsini tartıştığımız chapter'lar, bölümler de söz konusu. Ben bunların özetini birazcık size anlatayım. Buradaki kısmı özetleyeyim. Sığlı Orman'ı yöre halkı tarafından aslında korku öğesine de dönüşüyor bir zaman sonra. Niye? Çünkü artık o ormana 80'lerden sonra devlet ciddi anlamda tahribat yaratıldıktan sonra koruma tedbirleriyle korunan alanlar vesaire ilan ederek çeşitli derecelerde koruma statüleri kazanarak artık bu ormana girmeyeceksin, dokunmayacaksın, ellemeyeceksin diyor. Böyle olunca da ne oluyor? Ormana girmeye orman farklı suç unsuru teşkil edebilecek gruplar tarafından, işte alkol, fuhuş vesaire gibi gruplar tarafından kötü amaçlı kullanılmaya başlıyor. Bugün de gittiğinizde bir göl kenarında sığlı ormana girdiğinizde bunlarla denk gelebilirsiniz. Bu da korku öğesine dönüştürüyor ve insanlara, hatta içerisinde kötü karakterli insanlar da yaşıyor. Yani bu bizim de bildiğimiz insanlar vesaire de var. Toplumdan dışlanan kişiler de bu ormana gidebiliyor. Son 15-20 yılda böyle bir hale de dönüşmüş. Çok enteresan bir yapı yani. Tam böyle bir film çevirseniz yeridir yani. Böyle olunca da insanlar çocuklarını da işte gençleri de ormandan uzak tutmaya çalışıyor. Gitme etme. Ormanda başına bir şey gelir gibi bir şeye dönüşüyor. Bu da yeni neslinin sığlayabilmemesini, unutmasına vesile oluyor. Ancak öte yandan bir taraftan da yöre halkı da yaptığı hatanın farkında, suçunu gizliyor çünkü. Bunu değiştikçe suçu başkalarına atıyor da ben neden böyle yaptım bir sor gibisinden işin detayına giriyor. Ama hepsinin totalinde yine halen yöre halkı gözünde kutsal saygın değerini koruyor. Bu işte yerel yönetimden tutun da sivil toplum kuruluşuna, vatandaşına kadar, kamu çalışanına kadar herkesin gözünde hakikaten hala kutsal saygınlığını koruyor. Ve sığlığa yönelik o geçmişte yaşanan özlem de devam ediyor. Kullanım talepleri de halen çok yüksek. Ama buna mukabil bir sözlü tarih çalışmalarımızı yetersiz olarak buluyoruz. Bunlar ne kadar artarsa bizim açımızdan daha da büyük bir boşluk, bilgi boşluğu ortaya çıkacak. Daha değerlendirmemizi daha sağlıklı yapabileceğiz. Şimdi biz sona doğru geliyorum artık. Toparlıyorum. Biz koruma biyosu açısından neler yapıyoruz, neler yapılması gerekiyor, onları kısaca özetleyeyim. Bir kere az önce dediğim gibi 80'lerden sonra koruma statüleri problemi çoğalmış durumda. Tahribat yaşandıktan sonra çok fazla statü gelmiş. İşte tabiat koruma alanı var, işte özel çevre koruma bölgesi ilanı var, doğal sitler var vesaire. Birçok statü var. Bu farklı kurumlar eliyle yapıldığı için bütüncül olmayan, birbirinden kopuk koruma yöntemleri, yönetimleri gerçekleşiyor. Bu da aslında sığlı ormanın parçalanmasını hızlandırabiliyor. Bir başka problemimiz trajikomik bir süreç. Birinci derece doğal sit alanı ağaç dikemezsin diye bir şey var. Matbu bir ibaremiz var. Maalesef kanunda böyle bir sıkıntı var. Ağaç dikemiyorsunuz ama bununla alakalı yeni yapılan sit alanı değerlendirmelerinde, revizyonlarında bu bölgeye ilişkin bir şerh konulacaktı ama hala bildiğim kadarıyla onun mahkeme süreci devam ettiği için tam onaylanmadı diye biliyorum Muğla ilinin sit alan revizyonu. Ama tamamlandığında muhtemelen o şerhi kaldıracaklarını tahmin ediyorum. Tel ihata işlemleri bizim için yine çok önemli. Çünkü bu sınırlarımızı korumamıza, sınırımızı bilmemize ve takip edebilmemize vesile oluyor. Yoksa ihata olmadığı sürece parçalanmalar kenardan ufak ufak işte bir dönüm, iki dönümle başlayarak hektarlara kadar çıkabiliyor. Bizim açımızdan, yaptığımız çalışmalar açısından önemlisi koridor metodolojisi. Bunu birazdan da daha görsel olarak da göstereceğim. Aslında bir nevi ağaçlardan yama yaparak puzzle'ın parçalarını birleştiriyorsunuz. Bunu en mantıklı şekilde, en makul şekilde, en ekonomik şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Bu metodoloji basitçe bu ağaç dikimiyle mevcut parçalanmış ormana, degrede olmuş, çok fazla fragment olmuş ormanı bütüncül hale getirme. Bir taraftan da bu kaybettiğimiz alanları geri kazanalım. Nasıl kazanalım? Kamulaştırmayla, işgali alanları, hala bu orman içerisinde gördüğünüz o narenci alanların birçoğu tapusuz, 2B'li vesaire ya da işte ne bileyim devlete ait işgal edilmiş alanlar. Bunların dava takibini yaparak ya da 2B'lere hazine lehine dönüştürerek bu alanları geri kazanma süreci söz konusu. Eski ama yeni bir yaklaşım bizim de Natura'nın da aslında temel çıkış motivasyonlarından biri. Korunan alanlarda özel mülkiyet oluşturma. Yani arazi satın alarak bu işte tapulu ya da 2B'li alanları direkt
tüzel kişilik üzerinden, dernek ya da vakıf işte ya da kooperatif neyse, tüzel kişilikler üzerinden araç satın alarak özel mülkiyete dönüştüren. Bu dünyada çok sık yapılan bir şey. İşte yağmur ormanlarında, tropikal zonlarda vesaire bu tarz satın almalar daha yüzlerce hektarlık, binlerce hektarlık araziler satın alınıyor orada. Ama biz burada yeri geliyor bir dönüm, yeri geliyor 10 dönüm, 20 dönüm, ne bileyim işte 40-50 dönüm gibi arazilerden bahsediyoruz. Çok küçük olmasına bir dönüm arazi bile yeri geliyor ki bize koruma biyolojisi açısından, türün genetik sürekliliğini sağlayabilme açısından bir dönüm arazi bile, hatta bir ağaç bile diyeyim, ekolojik anlamda çok anlamlı olabiliyor. Bu açıdan da arazi satın alımı bizim açımızdan önem arz ettiğimiz konulardan birisi. Bir taraftan da sığla ormanından faydalan. Nasıl faydalan? İşte sığlaya tekrardan ön plana çıkartılabilir. Terapi ormanı kavramını Muğla Üniversitesi Kimya Bölümünden Mehmet Emin Duru hocamızın yöre özelinde geliştirdiği bir kavram. Yayılmaya da başladı bu kavram. Biz de ona destek olduk. Ama zaman deneylerine eşlik ettik. Bu mevzunun sağlık turizmi açısından ele alınarak sığla ormanında fayda, değer yaratabileceğini, yani ormanın yeni değerlere ihtiyacı var. Bunları ya da var olan unutulmuş değerleri tekrardan ön plana çıkarma gibi hususlar ön plana çıkıyor. Bu şekilde sürülebilir faydalanmayı arttırdıkça aslında koruma biyolojisine katkıda bulunacaksınız. Koruma metodunu tekrardan çok şey yapmak istemiyorum. Sadece bu görselde basitçe aslında ağaçlardan yama yaparak bütüncül bir orman dokusunu ortaya çıkarma bizim yapmaya çalıştığımız şey. Tabi burada birazcık şey ön plana çıkıyor artık. Öyle çok da kolay olmuyor işte. Model bir şey veriyor size. Evet, şuradan şu parçaları birleştirirseniz en anlamlı bütüncül yapıya sahip olacaksınız ya da en smart şeyi, bağlantıyı kuracaksınız diyor ama o alana gittiğinizde orada mülkiyet problemi söz konusu. Tehditler başka. İşte veyahut da vatandaş ekonomik olarak orayı satmak istediğinde sizin bütçenizi çok aşan değerlere gidebiliyor gibisinden. Burada aslında elinizdeki bütçeye göre, bizim yaptığımız en son geldiğimiz noktada elinizdeki bütçeye göre en uygun yer neresiyse olabildiğince, kurtarabildiğince kurtaralım modunda hareket ediyoruz. Dünyada da genelde biz World Land Trust isimli kuruluşla, uluslararası kuruluşla ortak çalışmalar yapıyoruz. O kurumda genel stratejisi aslında evet bu metodolojiyi kullanıyor ama özellikle yağmur ormanlarında, işte tropikal zonlarda öncelikli konuları elindeki bütçe nereye almaya imkan veriyorsa kaçırmadan orayı bir an evvel kapat gibisinden bir yaklaşım var. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz bölgede. Neler yapıyoruz? Aslında az önce saydığımız şeylerin birçoğunu yapıyoruz. Bunları özetleyecek olursak güncel yayılış durumuyla alakalı zaten bu atar açısından konuştuk. Bu verileri ortaya çıkartıyoruz çünkü yetersiz karmaşık veri ağı söz konusu. Sığla ile ilgili zaten az önce de bahsettiğim literatürde de çok yalan yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunların hepsi de koruma motivasyonunu düşürüyor. Sanki işte yöneticiler nezdinde işte sığla güllük gülistanlık, hiçbir şey değişmiyor. Her şey olduğu gibi yerinde sayıyor gibisine sağlıklı bir yapı varmış gibi arz ediyor. Biz bu bilgi karmaşasının eksikliği kurtarmaya, doldurmaya çalışıyoruz. Yaban hayat araştırmalarıyla da bunu desteklemeye çalışıyoruz. İşte bugüne kadar son 10 yıl içerisinde yine Muğla Üniversitesi Fethiye Yüksekokulu'ndan araştırmacı arkadaşım, yaban hayat uzmanı Doktor Yasin Dilemin'le son 10 yıldır özellikle büyük memeli gruplar üzerinde çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bunu da yine SC yayınlarla da yayına da dönüştürdük. Bu konuda da daha detaylı bilgi isteyen arkadaşlara yönlendirebiliriz bu makaleleri takip etmek isteyen arkadaşlar açısından. Kuşların yine son 2 yıldır, 3 yıldır takip ediyoruz. Tora benzeyen isimli kuş gözlem bir arkadaşımla beraber. Yine onu da makaleye dönüştürdük. Buradaki anahtar türlerimizi vesaire izlenmesi gereken türlerimizi tespit ettik. Ve hem kuş hem memeli anlamda bunların takibini yapıyoruz. Aynı şekilde Türkiye'de, dünyada da Türkiye'de de dünyada az oranda ama Türkiye'de hemen hemen hiç olmayan bir şey. Orman yarasaları özelinde Çankırı Karatip Üniversitesi'nden yarasa uzmanı hocamız Doktor Tarkan Yorulmaz Hoca ile son 3 yıldır sığla ormanlarının yarasalarını araştırıyoruz. Aslında hem Köyceği bölgesinde Kızılçam, Karaçam gibi farklı habitatları da bu ekiple beraber, Yasin Hocam, Tarkan Hocam'la beraber yöredeki Köyceği Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde son 3 yıldır takip ediyoruz. Buradan gelen veriler de çok enteresan, güzel veriler oluyor. Sığla orman özelinde de aslında şunu söyleyebiliriz yarasalar özelinde. Yarasalar için kışın çok güzel
hibernasyon alanları, kışlama alanları oluyor. Çünkü ılık bir zon olduğu için bu içerideki yaşlı ağaçlar ya da işte devrik ağaçlar vesaire kovukları bol olan ağaçlar sığlı ormanın yarasa açısından çok güzel bir roosting tüneme habitatı olarak kışı çok aktif bir şekilde kışlama faaliyetini geçirebilmesi için uygun bir zon gibi yaban hayatı açısından da bu tarz çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada da önem arz eden türleri izlemeye devam ediyoruz. Aromaterapi olan deneyi dediğim gibi Mehmet Emin Duru hocamızın Muğla Koçman Üniversitesi Kimya Bölümünden kendisinin yaptığı çalışmalar aslında devam ediyor. Biz ona zaman zaman dernek olarak destek oluyoruz. Neler yapabileceğimiz, uzun vadeli alan yönetimi açısından nasıl katkıda bulunabileceğimize ilişkin işbirlikleri yapıyoruz. Sığla festivalleri de son 5-6 yıldır yaptığımız fidan dikim etkinlikleri. Sağda görüyorsunuz, sağ ortada yöredeki gençlerle üniversite öğrencileri oluyor. İlkokul, lise düzeyindeki öğrencilerle çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Aşağıda mesela bu bir okul bahçesinde yaptığımız çalışmanın son halini görüyorsunuz. Bu 5 yıl içerisinde neredeyse böyle bir güzel bir koruluk gibi bir yapıya bürünüyor. Bu 2 yıl önce çekmiştik bu fotoğrafı. Şimdi daha da büyüdü o ağaçlar gibi. Bu tarz yörede farkındalık oluşturacak etkinliklerde, festivallerde yapıyoruz. Az önce dediğim gibi çok farklı sayıda bilimsel makaleler, araştırmalar vesaire, kongrelere vesaire katılarak da hem sosyal anlamda hem bilimsel anlamda türü tanıtmaya yaptığımız çalışmaları birazcık daha yaymaya çalışıyoruz. Ama bizim için en önemli arz eden kısım türün uzun vadeli korunmasına katkıda bulunabilecek en önemli arz eden çalışma aslında Kasım 2015'te Muğla Belediyesi Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'nun öncülüğünde tema Marmaris eşliğinde ortaklığında yaptıkları bizim de dışarıdan destek verdiğimiz sığla çalıştayıydı. Bu çalıştayın akabinde bir sığla çalışma grubu kurulmuştu. 2015'ten bu yana aktif bir şekilde bu grup devam ediyor. İçerisinde yöredeki işte Marmaris, Fethiye, Köyceğiz gibi ve Muğla merkezden birçok kamu kurumu, DSİ'sinden işte Tabiat Vakfı'nın koruma kurumu, Çevre Şehircilik, Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletmeler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, yöredeki sivil toplum kuruluşları gibi birçok farklı paylaşım, belediyeler gibi içerisinde olduğu bir çalışma grubunu organize ettik. Biz de zaten Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneğimiz de bu dönem içerisinde kurulmuştu. Akabinde de 2 yıl, 3 yıl süresinde bu çalışma grubunu kurduktan sonra 3 yıllık zaman dilimi içerisinde bir sığla eylem planı hazırladık. 2018 yılında bunu tamamlamıştık. Bu aslında eylem planları genelde bildiğiniz gibi Türkiye'de genelde kamu bunu ihale eder. Bir şirket alır ya da işte sivil toplum kuruluşu vesaire ihaleyi kim en iyi teklif veren alır. Bir yıl içinde, 2 yıl içinde neyse gider çalışmasını yapar, teknik bir çalışma yapar, raporunu koyar. O rapor çok büyük ölçekte, %90 ölçekte çok da fazla uygulanmaz. Bakanlığın raflarında yerini alır. Biz ilk defa tamamen hem kamu kurumlarının içinde aktif bir şekilde yer aldığı, hem sivil toplum, hem belediyelerin vesaire yerel yönetimlerin içinde yer aldığı ve tamamen gönüllülük esasıyla işleyen bir eylem planı hazırlık süreci geçirdik. 2-3 yıl boyunca dediğimiz gibi 3 ayda bir, 4 ayda bir toplamalarak herkes kendi sorumluluklarını, herkes kendi yapabileceği aktiviteleri, faaliyetleri tasarlayarak, planlayarak çok ciddi titiz bir hazırlık süreci ortaya çıktı ve 5 yıllık bir eylem planı ortaya çıkardık. Tabii şu an aslında lansmanı tam detaylı bir şekilde tabii şeyden dolayı yapamadık. Son süreçte işleyişe yönelik bir kafa karışıklığından dolayı biraz şeyde kaldı, havada kaldı şey lansman kısmı ama aktiviteler bir şekilde başladı. Her kurum kendi sorumluluğunu yapıyor, ediyor. Tabii sonuçta gönüllülük esasına göre yürüdüğü için herkes bütçesini vesaireye kendi bütçesi çerçevesinde yapmaya çalıştığı için planlı program içerisinde aksaklıklar olmakla beraber bir şekilde işleyen bir informal bir eylem planımız da söz konusu. Bu açıdan da aslında Natura hem bu plana, bu çalışma grubunun sürekliliğine, devamlılığına katkıda bulunmak, hem yukarıda saydığımız o eksiklikleri gidermek, hem türü tanıtmak, hem de uzun vadede aslında bizim bu özel orman mülkiyeti oluşturma gibi, özel ağaçlanma çalışmalarını hayata geçirme gibi temel hedeflerle çalışmalarını devam ettiriyor aslında.
Bu vesileyle de ben aslında ilgili kurumlara destek aldığımız işte Ruford Foundation'a, işte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Muğla Koçman Üniversitesi'ne, Köyceğiz Kaymakamlığı'na, yine aynı şekilde Marmaris ve Fethiye Kaymakamlıklarına, ilgili Köyceğiz, Marmaris, Fethiye Belediye Başkanlıklarına, yine bu bölgelerdeki orman işletme müdürlüklerimize, Marmaris Milli Park Müdürlüğümüze, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'na özel olarak yine Muğla Tema ve Marmaris Tema gruplarına da özel olarak aslında teşekkürlerimi sunuyorum. Ama daha büyük teşekkürümüz de Doğa Koruma Merkezi Vakfı'na bu yolu bize açtığı için, aslında ilk bu işlerin, bu koruma çalışmanın ilk başlangıcını oluşturan kurum olması hasebiyle de ve hala da ortak organik bağımızda devam ediyor. Kendilerinin yaklaşımı bu işe ön ayak olmaları, öncelik etmeleri ve hala süreci ciddi bir şekilde takip etmelerinden dolayı da aslında Doğa Koruma Merkezi Vakfı'na da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım çok sıkmamışımdır. Şimdilik sunumu bu şekilde sonlandırıyorum.